Baştan sona MonsterVerse serimizin ilk videosunda serinin başlangıcı olan Godzilla 2014 filmini inceliyorum. Filmin hikaye detayları, arka planda yaşanan olaylar ve tüm easter egglerden sizlere bahsedeceğim. Böylece seriye yeni başlayanlar Godzilla X Kong The New Empire filmine kadar MonsterVerse hakkındaki her şeyi öğrenmiş olacaklar. 160 milyon dolar bütçeyle hazırlanan bu film 529 milyon dolar kadar gişe hasılat yapmayı başarmıştı. Bu sayede Legendary ve Warner Bros. serinin devam filmleri üzerinde çalışarak kocaman bir evren oluşturdu. Ancak serinin ilk film olmasına rağmen Godzilla 2014 filminde çok geniş bir hikaye var. Vardı. Çizgi romanlarla ve devam filmleriyle desteklenen büyük bir sinematik evreni inşa etmek için harika bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Filmde Godzilla sahneleri yeterince çok değildi ve genelde karanlıkta gösterildiği için insanların pek beğendiği bir film olmadı. Ancak bu filmin gerçek hikayesini bir de benden dinleyin. Başlamadan hemen önce eğer kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Filmin başlangıç yönelinde insanlar çok dikkat etmeseler bile fazlasıyla önemli detaylar vardı. Aslında bu bahsettiğimiz detayları Godzilla 2014'ten sonra gelecek olan yapımlarda zaten göreceğiz. Haber makalesine baktığımızda 1954 yılında Amerika nükleer denizaltısı yanlışlıkla Godzilla isimli bir canavarı uyandırdı. Tarih boyunca süre gelen birçok farklı mitolojide okyanusta ve yeryüzünde yaşayan büyük canavarları görmüşlerdi. Ancak günümüz insanları böyle bir şeyle ilk defa karşılaştığı için ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Çünkü Godzilla hem Amerika'nın hem de Sovyetlerin denizaltısına saldırıp onların nükleer enerjisiyle beslenmişti. Bu durumda her iki taraf kendilerine karşılarındaki birliğin saldırdığını düşünüyordu. Godzilla'nın varlığı kesin bir şekilde öğrenildikten sonra Amerika bu canavarı öldürmek için bir çalışma başlattı. Kod adı Castle Bravo olan bu çalışmada sanki boş alanlarda nükleer bomba deneyleri yapılıyormuş gibi göstermişlerdi. Ancak buradaki asıl amaçları Godzilla'yı tamamen öldürmekti. Bu sahneyi filmde tam olarak göstermemiş olsalar da başlangıç jeneriğinde hidrojen bombasının patlatıldığı bir sahne var. Ancak sahnenin tamamını Monarch Legacy of Monsters dizisinde bizlere göstermişlerdi. Godzilla ilk defa tam formuyla ortaya çıktı ve nükleer bombayla onu yok etmeye çalışmışlardı. İşin komik olan tarafı ise insanlar onu gerçekten öldürdüklerini düşünmüşlerdi. Bu sadece filmin başlangıcında bizlere verilen ufak bir easter egg ancak devamında çok daha fazlası var. Jenerik sonrasındaki sahnede Monark bir teşkilatın yeni bir keşife çıktığını görüyoruz. 1999 yılında Filipinler'de bir dağın altında Gojira kemikleri buluyorlar. İlk başta burada Godzilla'nın yattığını düşünüyorlar ancak Doktor Serizawa buradaki şeyin çok daha eski olduğunu söylüyor. Burada Gojira dediğimiz titan türü ise Godzilla'nın türü demek oluyordu. Yani Titanus Gojira. Godzilla'nın türünden 104 metre uzundan sahip olan bir titan burada yıllar önce ölmüş. Başlangıçta insanlar bu bölgede radyasyon yatağı olduğunu keşfettiğinde heyecanlanmışlar çünkü uranyum bulduklarını sanmışlardı. Ancak beklediklerinden çok daha fazlasını görmüş oldular. Bu sahnede Dagon isimli bir titanın cesedini görüyoruz. Dagon, Godzilla'nın türünden bir titandı ve yıllar önce Muto Prime'le girdiği savaşta çok ağır yaralanmıştı. Muto Prime dediğimiz Titan Dagon'un derisini delip içine iki tane yumurta bıraktı. Bu yumurtalardan biri erkek, diğeri ise dişi Muto olacaktı. Muto yumurtaları Dagon'un radyasyonuyla beslenerek gelişmeye devam etmişlerdi. Bu süre içerisinde Dagon içten içe ölüyor ve halsizleşiyordu. En sonunda Kene gibi bütün enerjisi emilirken hayatını acı içinde kaybetti. Ancak yumurtalara bir şey olmadı çünkü Dagon'un içinde gelişmeye devam ettiler. Biliyorsunuz ki Godzilla ve onun türündeki mutantlar radyasyonla besleniyorlar. Dolayısıyla hem Godzilla'da hem de diğer titanların içinde yüklü miktarda radyasyon kaynağı vardı. Yani herhangi bir muto yumurtasının gelişmesi için Godzilla ya da Dagon'un cesedi aslında biçilmiş kaftan diyebiliriz. 1999 yılında erkek muto uyandı ve Dagon'un içinden çıkarak hemen okyanusa kaçtı. Ancak burada şansa bakın ki hemen yakınlarında bir nükleer tesis vardı. Erkek muto 1999 yılından 2014 yılına kadar bu bölgede beslenmeye devam etmek için kendine yeni bir koza ördü. Bu sayede nükleer enerjiyle beslenmeye devam edecekti. Bunu fark eden Monarch bölgeyi boşaltarak yaratığı incelemek zorunda kalmıştı. Aradan geçen 15 yılın ardından erkek Muto tekrardan dışarı çıktı ve daha fazla radyasyonla beslenmek istedi. Sonuç olarak Godzilla yıllar sonra tekrar geri döndü ve erkek Muto'yu avlamaya başladı. Erkek Muto uçabildiği için Godzilla'dan kaçabiliyordu. Mutoların tek bir amacı var üremek ve dünyayı istila etmek. Godzilla'nın amacı ise yeryüzü dünyasında dolaşan bütün titanların işini bitirmekti. Yani titanlar kendi dünyalarında ve insan adamlarında kendi dünyalarında yaşamalarını istiyordu. Böylece her iki türde kendi ekosistemine zarar vermeden yaşayabilecekti. Ancak Titanlar insanların dünyasında yaşarsa insanları öldürürler ve onların ekosistemlerini mahvederler. Hatta Godzilla yıllar sonra ortaya çıktığı ilk sahnede hemen önünde duran gemiye zarar vermemek için okyanusun altına inmişti. Yani aslında Godzilla'nın insanlarla bir derdi yoktu. Ancak okyanustan dışarı çıktığı sahnede öyle bir tsunami oluşturdu ki en azından binlerce insan sadece bu yüzden hayatını kaybetmiş oldu. 1999 yılında Monark'ın madende yani Dagon'un bedeninde bulduğu bir yumurta daha vardı. Bu yumurtayı Dagon'un bedeninden alıp Nevada'ya getirmişlerdi. Hatta Monark bu yumurta üzerinde bir sürü deney yaptı. Ancak erkek mutonun çağrısıyla birlikte dişi muto ayağa kalktı ve uyku modundan çıktı. Dişi muto erkek mutodan daha büyüktü ancak kanatları yoktu. 90 metre uzunluğundaki dişi Muto şehri alt üst ederek ilerliyordu. Çünkü Muto'lar aslında bir parazit gibidir. Üremekten, çoğalmaktan ve işgal etmekten başka bir şey düşünmezler. Erkek Muto evrimleşene kadar dişi Muto uykuda beklemişti. Erkek Muto yeterince radyasyon topladıktan sonra artık çiftleşmeye hazır olduğunu gösterdi. Aslında bu filmde gördüğümüz Doktor Seri Zava Seri'nin en zeki adamıydı. Çünkü Godzilla'nın dengeyi kurmak için burada olduğunu çok iyi biliyordu. İnsanlarda ise daha çok bir kontrol arzusu vardı. Elimizi kolumuzu bağlayıp dünyanın kaderini Godzilla'ya bırakamayız diyorlardı. Sonuç olarak Doktor Serizawa haklı çıkmıştı. Ancak bu filmle birlikte dünyanın ve denge'nin koruyucusu olan Godzilla Monarka karşı kendini kanıtlamayı başardı. Peki insanların Titanları durdurmak için yaptığı bu büyük planı neydi? Çok daha büyük bir nükleer bomba kullanarak Godzilla ve mutoları öldürmeyi düşünüyorlardı. Doktor Serizawa ise 1954 yılında bunu denediklerini ancak hiçbir işe yaramadığını söyledi. Buna karşı Amerikan ordu temsilcileri 1954 yılında patlattıkları bombanın bu bombanın yanında bir maytap olduğunu açıkladı. Şimdi bu durumda iki farklı senaryo ortaya çıkacaktı. Ya Titanlar bu bombanın radyasyonuyla gelişecek ve güçlenecekti ki bu bence alınabilecek bir risk değildi ya da patlamanın etkisiyle birlikte hepsi aynı anda paramparça olacaktı. Ancak bunu da yapamazlar çünkü mutoların bilinmeyen bir özelliği daha var. Mutolar elektromanyetik alanları etkileyen sismik radyasyon darbeleri kullanıyorlar. Bu sayede elektrikle çalışan tüm cihazları bozuyor hatta Godzilla'nın atomik nefesini bile etkiliyorlardı. Yani normal şartlarda daha düz ve yoğun ilerleyen atomik nefes mutoların sismik radyasyon darbesi yüzünden çabucak dağılıyordu. Mutolar sismik radyasyon darbesi sayesinde bütün elektromanyetik alanı mahvetti. Sonuç olarak dişi Muto beslenmek için daha fazla radyasyon kazandı. Filmin sonuna doğru insanlar istese de istemese de Godzilla'ya muhtaç kaldılar. Ancak insanların yapabileceği tek bir şey vardı o da MUTO yumurtalarını patlatarak işgali engellemek olacaktı. Aslında burada en çok merak ettiğim şey şu. Ya MUTO'lar üremeyi başarsaydı ve binlerce MUTO hayata gelseydi ne olacaktı? Yani tüm dünyayı ve titanları MUTO Prime mi yönetecekti? Çünkü dişi MUTO'nun yumurtası sadece tek bir yumurta değildi. İçinde binlerce MUTO vardı. Ayrıca Godzilla 2014'ün geçtiği tarihte MUTO Prime hala hayattaydı ve Hollow Earth'te saklanıyordu. Aslında insanlar olmasaydı da Godzilla muhtemelen o yumurtaları yok ederdi. Çünkü tek bir kuyruk darbesiyle erkek Muto'yu öldürmüştü. Hemen sonrasında da dişi Muto'nun ağzına atomik nefes vererek onun işini bitirdi. İnsanların burada Godzilla'ya yardımcı olduğu tek bir konu vardı. O da ikiye karşı bir devam eden mücadelede Muto'ların dikkatini dağıtmak oldu. Ancak iş bu raddeye gelene kadar insanların Godzilla'ya saldırdığını ve ürünü kestiğini unutmamak gerekiyor. Evet bu filmde genel olarak insan sahneleri fazla ve yersizdi. Ancak en nihayetinde Monsterverse için güzel bir başlangıç yaptılar. Bu hikayenin sadece başlangıç kısmı gibi gözükse de ikinci film tamamen bu filmden referanslar içeriyordu. Hatta film içerisinde akvaryumun üzerinde motra yazıyordu ve içinde bir koza vardı. Aslında burada verilmek istenen mesaj sonraki filmlerde motranın görüneceğiydi. İsterseniz bu filmin devamında neler yaşandığını da sizlere hızlı bir şekilde anlatabilirim. Çünkü ikinci filmden bağımsız şekilde bir takım olaylar daha gösterildi. Godzilla bu filmde 108 metre yüksekte sahip bir karakterdi. Filmin sonunda mutoları öldürdü ve zaferini ilan edip okyanusa geri döndü. Ancak Monark'ın yeni keşiflerine göre Godzilla'nın mutolarla yaşadığı sorunlar henüz çözülmemişti. Dişi ve erkek muto yumurtalarını Dagon'a saplayıp onu ölüme terk eden Muto Prime hala hayattaydı. Muto Prime mutoların en büyüğü olarak geçiyordu. Muto Prime dediğimiz tür başlangıçta dişi muto olarak doğuyordu. Daha sonra dişi muto kraliçe muto olacak ve en sonunda kraliçe muto Muto Prime'a dönüşecekti. Monark yaptığı kazı çalışmaları sırasında antik kabilelerin duvar resimlerinde Dagon'a ait çizimler buldu. Bu sayede Monark mutoların en büyüğünün hala hayatta olduğunu ortaya çıkardı. Godzilla ve Muto Prime arasında da sağlam bir rekabet döndü. Godzilla gerçekten çok hırpalandı ve neredeyse ölecekti. Muto Prime Sonic ses çığlığı sayesinde Godzilla'nın sırt kadarını tamamen parçaladı. Yani Godzilla'nın en büyük silahı olan atomik nefesi bir anda ortadan kalktı. İşte bu yüzden Godzilla içinde depoladığı geriye kalan son enerjisiyle birlikte Primeı havaya uçurdu ve sonra da onun kafasını ezerek öldürdü. En son sahnede ise Godzilla yorgun ve yaralı şekilde gün batımına doğru yürürken gösterildi. Muhtemelen daha fazla dayanamadı ve Cezayir çölünde bayılarak dinlenmeye başladı. Bu sırada Godzilla'nın sırt plakaları iyileşti ve 108 metre boyundan 120 metreye kadar uzamış oldu. Daha sonra da Orca teknolojisi teknolojisinin bir benzeri sayesinde uyandırılan Godzilla 2015 yılında tekrardan okyanusa geri döndü. İşte Godzilla 2014 filminin öncesi ve sonrası en detaylı bu şekildeydi. Şimdi ise serimizin geri kalan halkalarıyla devam ederek sizleri bilgilendireceğim. Yani bu kanalda her gün yeni bir film incelemesiyle devam ediyoruz. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Eğer gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.